Garipçe Kalesi'ne hemen paralel konumda bulunan Garipçe Kulesi askeri bir gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş. Biz şimdilik buradaki tünelden giriş yapacağız. Hadi bakalım. Burada aslında bir aşağıya iniş varmış. Buradaki bugün yine Garipçe'deyiz. Yukarıda Garipçe Kulesi olarak bilinen bir yer var. Garipçe Kalesi ile aynı tarihte yapıldığı söyleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir patika yol var. Bu patika yoldan yavaş yavaş yukarı tırmanıyoruz. Antik patika yolun yine manzarası oldukça muazzam. Hadi kuleye doğru devam edelim. Manzaraya bakar mısın? Uzun bir yolculuk oluyor. Umarım değecek. Evet, uzun bir yolculuğun ardından, patika yürüyüşün ardından kuleye ulaştık. Gördüğünüz burası Garipçe Kulesi olarak geçiyor. Garipçe Kalesi'ne hemen paralel konumda bulunan Garipçe Kulesi askeri bir gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş. Cenevizliler, Osmanlılar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dahi kullandığı söyleniyor bu kuleyi. Buradan baktığında ne kadar heybetli olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi içeriye doğru giriş yapacağız. Yorucu bir yolun ardından Garipçe Kulesi'ne ulaştık. Yolda dedik ya, değecek mi acaba diye. Galiba değdi. Buraya çıktığınız zaman Garipçe Kulesi'nin acaba buraya neden yapıldığını gayet iyi anlıyorsunuz. Konumu bütün bölgeyi gayet iyi bir şekilde görüyor. Şöyle yapıya baktığınız zaman yapı mükemmel bir ovallikte. Yine aynı şekilde Garipçe Kalesi'nde olduğu gibi burada da çeşitli mazgallar var. Galipçe Kulesi'nde. Şuradan şöyle bir manzaraya doğru bir bakalım. Bu kule buraya niye yapıldı diye soracak olursanız işte sebebi bu. Karadeniz'den gelen gemileri görmek ve İstanbul Boğazı'nı kontrol altında tutabilmekti. Garipçe Kulesi'nin içinde aşağıda bazı dehlizler var. Şimdi bu dehlizlere gireceğiz. Bu kulenin, Garipçe Kulesi'nin tünelleri bulunuyor. Bu tünellere giriş yapacağız. Bakalım tünellerde bizi neler karşılayacak. Şimdi şuradan bir tünel devam ediyor. Şöyle bakalım. Yine aynı şekilde hemen karşısından bir tünel daha devam ediyor. Şuradan. Burası, şimdi baktığınız zaman bu tünel toprak dolmuş. Hemen bir yanında küçük bir böyle tünel daha devam ediyor. Biz şimdilik buradaki tünelden giriş yapacağız. Muhtemelen zaten bu tünel böyle O şeklinde kulenin etrafında dönüş yapıp tekrar aynı bu noktada birleşiyordur. Tabii tıkanıklık ya da çökme olmadıysa. Hadi bakalım.
Burada bir havalandırma deliği tünelin hemen girişinde. Şöyle devam edelim. Yine tünelin burasında da bir havalandırma deliği var. Buradaki toprak yığını muhtemelen buradaki havalandırma deliğinden yavaş yavaş içeriye dolmuş. Ve yıllar geçtikçe buraların nasıl toprakla dolduğunu şu görüntüden gayet iyi anlayabiliyoruz. Aynı şekilde buralarda da toprak yığınları ve havalandırma delikleri. İçerideki hava oldukça güzel. Havalandırma deliklerinin nasıl sistemli bir şekilde yapıldığını gayet iyi anlaşılır. Burada su sızıntıları var. Yine daha önce bahsettiğim dışarıda burada aslında bir aşağıya iniş varmış. Buradaki şu yapıdan yine aynı şekilde altta da bir basamak var. O yapıdan anlayabiliyoruz. Buranın aslında altına da bir kat iniş varmış. Fakat şu an için burası toprak dolu. Büyük ihtimalle bu girişler, bu tüneller birbirleriyle Garipçe Kalesi ile Garipçe Kulesi'ni birbirine bağlıyordu. Aynen. Biraz önce bahsettiğim gibi şuradan giriş yaptık. Şu kısımdan. İçeride bir oval çizip yine tam karşımda bulunan çıkıştan çıkış yaptık. Oldukça güzel bir kule. Muhtemelen bak daha önce burada bir havalandırma deliği daha varmış. Burası tıkanmış. Tabii baktığın zaman 1, 2, açık olan havalandırma deliklerinden bir tanesi 2, yine açık havalandırma deliği 3. Şurada bir havalandırma deliği var. Burada bir havalandırma deliği var. 4. Burada bir havalandırma deliği var. 5. Burada da bir havalandırma deliği var. 6 ve 7. 7 havalandırma deliği. Şu an Garipçe Kulesi'nin etrafını dolaşıyoruz. Böyle oval yapıyı de şöyle etraflıca bir güzelce bir inceleyelim. Yine aynı şekilde bak içeride göremediğimiz bir tane havalandırma deliği. İçeriden görünmüyor. Bu da alt katın normalde bir alt katın daha olduğunun kanıtı. Şurada bir delik var. Evet. Burada acaba kazı mı yapılmış? Yoksa bir çökme mi? Evet. Bayağı da bir inmiş aşağıya.
Büyük ihtimalle burada defineciler tarafından bir kazı yapılmış. Ama tabii inmeden bilinmez. Ne dersin? İnelim mi? Burası muhtemelen defineciler tarafından yapılmış bir kazı. Öndeki çalıları çektiğimiz zaman ileri doğru gitmediği görülüyor. İçerisi de yağmur suları dolmuş. Kalenin etrafını dolanmaya devam edelim. Yok, burada yok. Bak yine şeylerden biri. Havalandırmalardan biri. Bak burada da bir delik var. Evet. Burada bir havalandırma. Alt kısımlarda bulunan havalandırmalardan kulenin altında bir kat daha olduğunu gayet iyi anlaşılabiliyor. Diğer kameramızın şarjı bitti. O yüzden öbür kameraya geçtik, yedek kameraya. Bugün de Garipçe Kulesi'ndeydik. Garipçe Kalesi'nin hemen paralel kısmında bulunan Garipçe Kulesi. Oldukça güzel bir mekan. En azından ulaşımı zor olduğu için biraz daha korunabilmiş. Gayet güzel bir yer. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.